Yazılı yazılmışsın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 2. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayın.net adresimizi uğramayı unutmayın arkadaşlar. Sorularımızın hepsi klasik sorulardan oluşmakta ve her sorunun başında da hangi kazanıma ait olduğunu da görebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Bize bir metin veriliyor ve bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Klasik Türkçe sınavlarındaki bir soru. Bakalım. Moralimizin bozulduğu dönemlerde şarjı bitmiş telefona döneriz. Özellikle bu noktada anlık dış kaynaklı motive yerine kendi kendini motive edebilmek bizim için daha değerli olacaktır. İnsanlar motivasyonunu kaybedince bilgi ve becerileri yok hükmüne geçer. Bu nedenle motivasyon özellikle de kendini motive edebilme önemli becerilerdendir. Kendini motive edebilmede diye düzeltmiş olalım. Çünkü motivasyon bizi harekete geçirmeye yarayan çabaların tümüdür. Sorumuza bakalım. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşılarına yazınız denilmekte. Bakalım. İsteklendirme neyin anlamı olabilir? Buradaki motivenin anlamı olacaktır. Meta mesela motive nedir? İsteklendirme. Karşıdaki kişiyi motive etme. O şekilde de ifade edebiliriz. Kısa süren bir an içinde olan ifademiz ise anlık anlamına gelecektir. Bu metinde de geçtiği gibi burayı da anlık sözcüğüyle tamamlamamız gerekiyor. Anlık kısa sürede hani bir anda olan anlamındaki bir sözcüğümüzdür. Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç ise burada moral şeklinde kendini gösterecektir. Manevi güç de moral demektir arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerde yer alan çekim eklerini bulup işlevlerini, görevlerini örnekteki gibi yazınız denilmektedir. Hemen bakalım arkadaşlar. Örnekte insanlar sözcüğü verilmiş. İnsanların kökü kök nedir? En anlamlı en küçük yapı birimidir. İnsan sözcüğüne lar eki gelmiş. İnsandan insanlar olmuş. Yani köke çoğul eki gelmiştir. Sadece çoğullaştırmış yapım eki söz konusu bile değildir harekete ifadesi var. Şimdi bunu nasıl ayırabiliriz? Harekete hareket e şeklinde olacaktır. Hareket e ve bu da kök artı nedir? Halekidir. Haleki. E haleki hangi halekidir? Yönelme. Mesela eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Yani eve yöneliyorum anlamındaki halekimiz olacaktır. Noktada sözcüğüne bakacak olursak kökümüz noktadır. Nokta da olmuştur. Yani kök artı buradaki da da hangi halektedir? Bulunma. Mesela evde kaldım. Evde bulundum yani. Ondan dolayı bulunma hal de diyebilirsiniz. Direkt hal de işimizi görecektir. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı yazınızsın kanalımıza ait. Sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz üçer adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de birinci ve ikinci yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Bu metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız deniliyor. Bakalım. İnsanın içten bir sevgiyle yaşaması başta kendisine ardından dünyaya barış ve huzur getirir. Sevgi karanlığı aydınlığa çevirir, kalbi yumuşatıp ruhu genişletir. Sevgi gönülden gönle uzanan e, güzelliklerle dolu bir yoldur. İnsan ancak sevdiği insanlarla, sevdiği ortamda, sevdiği işle meşgul olursa yaşadığını hissedebilir. Uygun bir başlık oluşturacak oluşturmak istersek burada ne söyleyebiliriz? Bu tabi size kalmış bir şey aslında. Hani herkesin başlığı kendi nedir diyebiliriz. Ben hani en basitinden buna başlık olarak sevgi diyebilirim. Veya işte sevgiyle yaşamak diyebilirim. Sevgiyle yaşamak mesela burada. Sevgiyle yaşamak diyebilirim. Gene bunu devam ettirebilirim. Sizlerin de örnekleriniz varsa yorumlar kısmında lütfen belli edin. Sadece bu sorunun cevabı ikisi değildir. Hani konuyla alakalı birçok başlık burada üretebiliriz. Bu metnin ana düşüncesini yazınız deniliyor. Ana düşüncesi sevgi yaşamın temel kaynağıdır. Yani sevgiyle beraber her şeyin daha da güzel bir hal alabileceğini, dünyada barış ve huzurun olabileceğini bize aktarmaktadır. Sevgi yaşamın temel kaynağıdır. Temel kaynağıdır diyebiliriz. Sevgi yaşamımızı güzelleştirir de diyebiliriz. Bu şekilde ana fikrimizi, ana düşüncemizi ifade etmiş oluruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Bu metinde altı çizili sözcükle anlatılmak isteneni yazınız deniliyor. Bakalım. Bugün Türkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu kanallarda her gün pek çok program yayınlanıyor. Ancak çocukların gelişimine katkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki. Oysa geleceğin mimarı olan çocukların böyle yetişmemesi gerekir. Altı çizili sözcüğümüz böyle. Yani burada ne anlatılmak istemektedir? Hani böyle diyerek onu tartışmamız gerekiyor. Nasıl yetiştiriliyorlar? İşte burada da olduğu gibi hani gelişimlerine katkı sağlayacak herhangi bir programın olmamasıyla beraber yetişiyorlar. Çocukların gelişimine katkıda bulunan televizyon kanallarının az oluşu. Çocukların gelişimine gelişimine katkı sağlayan programların az oluşu la beraber böyle yetişmemesi derken böyle burada buna aktara gelmektedir aslında. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuzda devam edebiliriz. Aşağıdaki parçada yay araçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz deniliyor. Noktalama ile alakalı da bir soru bizi beklemekte sınavda arkadaşlar. Okuyalım hemen. Sarımsak kanı temizler, akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalbi kuvvetlendirir. Hmm, şimdi şurada bir bakacağız şimdi. Sarımsak kanı temizler, okey akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalbi güçlendirir. Yani burada anlam akışına göre baktığımızda sarımsak bizim neyimiz? Öznemizdir. Ve öznemiz olduğu için bu özneyi diğerlerinden ayırmak için virgül kullanabiliriz. Ama burada birden fazla ifade olduğu için ve onların arasına virgülle ayırabileceğimizden dolayı sarımsağın özne olduğunu belirtmek açısından virgül yerine noktalı virgül kullanacağız. Aslında görevi gene virgül anlamındadır. Yani virgüle görevi benzer diyebiliriz. Ama burada başka ifadeler olduğundan dolayı bu özneyi bu sefer noktalı virgülle ayırabiliyoruz. O şekilde olacaktır. Kanı temizler, kanı temizler dedikten sonra virgül koyacağız. Zaten büyük harfle başlamamış, küçük harfle başlamış. Ondan sonra e, devam edelim. Sonra devam edecek olursak akciğer, karaciğer deniliyor. Burada sıralama yapılıyor. Direkt bunun arasına da virgülü yapıştıracağız. Ve kalbi kuvvetlendir dedikten sonra cümlemiz bittiği için noktayı yapıştırıyoruz. İltihabı kurutur ve bütün hastalıkları yok eder. Burada da cümlemiz bitmiş noktayı koyalım. Atar damardaki kireçlenme, daralma ve tıkanıklığı gidermek için sarımsaktan daha iyi ilaç yoktur. Burada gene benzer özellikteki ifadeleri sıraladığımız için buraya da virgül koyabiliriz. İyi ilaç yoktur dedikten sonra da noktayı koyarak sorumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki zamirleri yazınız, zamirler yazınız denilmekte. Hani bunlara kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz ve soru zamiri ve ilgi zamirine örnek verecek şekilde bizden örnekler istemektedir. Öncelikle zamir nedir? Bunu bir tanımlayalım. Zamir arkadaşlar bizim Türkçemizde olan ve yani bir ismi söylemeden aslında o ismi anlatmak çabasına giren sözcüklerdir diyebiliriz. Mesela e, e, Ahmet demeyeceğiz ama Ahmet'i anlatmış olacağız. Mesela o kullanacağız. O diyeceğiz. Biz o dediğimizden dolayı Ahmet'i anlamış olacağız. Bunun gibi ifadelerdir. O zaman kişi zamirlerine baktığımızda ben, sen hani bunu uzatabiliriz. Ben, sen, o, biz gibi ifadeler kişi zamirlerine girer. Çünkü kişileri ifade ederler. İşaret zamirine geldiğimizde de mesela bu şu mesela bu şu dediğimizde e, bunlar da işaret zamiridir. Yani söylerken zaten işaret ettiğinizi almayabilirsiniz. Belki siz zamirlere geldiğimizde de hani e, ne diyebiliriz burada da e, herkes mesela herkes hiç kimse gibi ifadeler, her şey vesaire vesaire. Hani bunlar da belgisiz zamir. Hani belirsizlik söz konusu olduğunda da bunları söyleyebiliyoruz. Soru zamirine geldiğimizde mesela kimi söyleyebiliriz? Mesela kim yaptı dediğimizde hani o bir zamir olmuş olur arkadaşlar. Kim işte sonra ne diyelim nerede nerede oldu mesela yeri nerede soru zamiriyle oluşturmuş oluyoruz. İlgi zamirine geldiğimizde de ilgi zamiri buradaki bizim kiimiz olacaktır. Mesela nasıl? Bizimki bizimki geliyor dediğimizde mesela bizimki burada aslında bizim oğlan işte bizim çocuk vesaire vesaire o, o anlama gelmektedir. Buradaki ki de ilgi zamiri olarak kullanılmaktadır. Örneklerimize beraber açıklamış olalım. Devam edelim 8 ile. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sıfatların altını çizilip yay ayraç içinde türünü yazını deniliyor. Öğrenciler sıcacık sınıflarında ders işliyor. Sıfat nedir? Sıfat da e, ismin önüne gelir. Zaten diğer adı ön attır. İsmin önüne gelerek ismi niteler, özellik verir yani özellik kazandırır. O zaman baktığımızda cümlemize. Öğrenciler sıcacık sınıflarında ders işliyor. Mesela sınıf nasıl sınıf? Sıcacık sınıf anlamındadır. Hani burada bir nitelendirme, bir özellik katma söz konusudur. Ondan dolayı burada da niteleme sıfatıdır. Yani nitelendiriyor özellik açısından direkt bu niteleme sıfatı olacaktır. Bu kitabı nereden aldın? Mesela nereden aldın dediğimizde buradaki de nedir? E, i̇şaret değildir. Tabi buradaki nereden nedir? Hani az önce dediğimiz gibi mesela nerede? Nereden aldın? Nedir? Zamirdir arkadaşlar. Evet dikkatimizi toplamak için böyle bir şey yapmış olduk. Aman ha uyumayalım ezbere gitmeyelim. Önat neydi? Önat ismi nitelemekteydi. Kitap. Hangi kitap? Bu kitap. Ondan dolayı da işaret sıfatı olacaktır. Burası da soru zamirimiz. Bu işi başarmak için az kafa yormamışsın. Mesela burada da ne var? Bir işaret var. Bu işi. Hangi iş? Bu iş. Mesela bu iş. Evet bu iş. Derkenki gibi. İşaret sıfatı yine burada kullanılmaktadır. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz köylerde ve şehirlerde kelimelerinde nokta nokta ve nokta nokta hal eki vardır. Nasıl hal eki mesela onu açıklayacağız. Köylerde şehirlerde ne var mesela kökünü ayıracak olursak köylerde ler çoğul eki köy kökümüz de ise burada hal ekimiz ama nasıl hal ekimiz mesela köylerde köyde evde yani bulunma arkadaşlar bulunma hal eki olacaktır çoğul eki de olmuştur. İkisinde de gene çoğul eki vardır. Çoğul ve bulunma hali eki burada kullanılmıştır arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Devam edelim 10. sorumuz ile. Bahar ile ilgili bir dörtlük şiir yazınız deniliyor. Bu tabi size kalmış bir şey. Hani buraya uygun bir şekilde 4 dizeden oluşan, 4 mısradan oluşacak şekilde bir şiir yazabilirsiniz. Hani burada dikkat etmeniz gereken şiirin kurallarına uyacak şekilde ahenkli olması olabilir. İşte 4 dört dizeden, dörtlük dediği için hani 4 dizeden oluşması gene burada önemli bir ifade olacaktır. Dileyenler yazdığı şiirleri yorumlar kısmından da belirtebilirler arkadaşlar.